Herkese merhaba ben Satım Elikseli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Uzun zamandır diyet yapıyorduk hak ettiniz diye düşündüm ve bugün sizlere tatlı tarifi vermeye karar verdim. Un kullanmayacağız, şeker kullanmayacağız, yağ kullanmayacağız. Meyveyle yapmış olduğum bu tarifi mutlaka kaydedin ve denin gerçekten muhteşem oluyor. Ben bütün hazırlıklarımı yaptım. Bir tane elmamı yıkadım, bir tane havuç yıkadım. Bir tane de portakalın kabuğunu kullanacağım için portakalımı da yıkayarak hazır hale getirdim. İsteğe bağlı elmanın kabuğunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ben kabuğuyla beraber kullandım. Ortasındaki çekirdekli kısmını alıyorum ve elmayı doğrayarak robotuma ekliyorum. Bir tane küçük havuç kullandım. Büyüklüğünü gösterebilmek için de havucumun ortasında böyle gösterdim. İsterseniz kabuğunu soyabilirsiniz. Ben bugün kabuğuyla beraber kullandım. Bir tane orta boy portakalımın kabuğunu da böyle incecikçe soyaraktan tarifimde kullanmak üzere robotuma ekliyorum. Portakal kabuğu olmadığı zamanlarda da aroma vermesi için tarçın kullanabilirsiniz ya da limonun kabuğunu da kullanabilirsiniz. Tarifimde 10 tane de hurma kullandım. Hurmalarım biraz kuruydu o yüzden sıcak suyu ısladım. Bir 10 dakika kadar suyun içerisinde beklettim. Sonrasında da suyunu süzelim. İçindeki çekirdeğini çıkartıyorum. Hem de içinde küçük misafirler olabiliyor bazen. Hem de kontrolünü yaparak tarifimde kullanmak üzere robotuma ekliyorum. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Kuru yemiş olarak da evimde badem vardı. Ben badem kullandım. Sizler isterseniz fıstık kullanabilirsiniz. Ceviz kullanabilirsiniz. Tam 20 tane de badem ekledim. Sonrasında da iyice çektim. Videomuz çok uzun olmaması için çektiğim kısmı atlattım. Sizlere hemen kıvamını göstereyim. Böyle rendeden birazcık daha küçük olacak şekilde çekmiş oldum. Birer tatlı kaşığı kadar alıyorum. Avcumun ortasına sabitledikten sonra da hindistan cevizi koymuş olduğum tabağıma ekliyorum. Ve her tarafını hindistan cevizine buluyorum. Bu tarifimiz tamamıyla karatay diyetine uygun bir şekilde düzenledim. Meyveyi pişirmedim, şeker kullanmadım, tatlandırıcı kullanmadım, un yok. Gerçekten böyle diyetimize uygun harika bir tatlı oldu. İki öğün beslendiğimiz için yemeğin arkasından yiyebilirsiniz. Ben sizlere sormadan hemen cevabını vermiş olayım. Tamamını yuvarlıyorum. Sonrasında da Hindistan cevizini buluyorum. Sonrasında da hiç bekletme yapmadan afiyetle yiyebilirsiniz. Yani tatlımızın dinlenme saati yok. Yaptıktan sonra hemen tüketebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse pazar günü görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.